İyisiyle kötüsüyle YKS diye bir sınav atlattınız. Çoğu haber sitesi baraj puanlarından tutun da Türkiye birincilerine bir sürü kronolojik diye nitelendirebileceğimiz bilgiler paylaştı. Hepsinin amacı daha fazla okunmak ve daha çok kazanmaktı. Haklısınız, şirketleri yöneten yetişkinler para kazanmak dışında bir şeylerden anlarlar mı? O sınava giren gençlerin başarıları veya başarısızlıkları, sınavdan sonraki ruh halleri, tercihleri ve hayat şartları kimin umurunda ki? Sonuçta bugün gündemde bu vardı ve bunu konuşmalıyız. Öncelikle korona döneminde sınava giren herkes başarılıdır. Çoğunuz o hastalığın bulaşma riskine rağmen gelecek kaygılarınızdan ötürü YKS'ye girdiniz. Hatta bazılarınız Covid-19 hastası olduğu halde girdi. Üstelik sınav tarihlerinin erkene alınması gibi bir şok bile yaşadınız. Ben öğrencilik hayatımda ne dipler gördüm de böylesini hiç görmedim. Bu dibin de dibiydi. Bazılarınız oyunlar ve sosyal medyaya dalıp çalışmasını erteledi. Bazılarımız ise çoktan pes etti. Ama her ne olursa olsun sizler geleceğimiz olduğunuz kadar birer başarı örneğisiniz de. Sınav puanınız, sıralamanız emin olun önemli değil. Mezuna kalıp seneye deneriz demeniz için söylemiyorum. Okuduğunuz üniversiteden, aldığınız eğitimden bile daha önemli olan, duygusal zekanızı geliştiren yaşadıklarınızdan bahsediyorum. Çünkü gerçek hayatta başarılı olmanız üniversiteden çok duygusal zekanız ve mücadele ruhunuzla doğru orantılı. Ahmet Şerif İzgören'den bir alıntı yapmak istiyorum. Hangi üniversitede ne mezun olduğunuzun, ne doktora yaptığınızın bir önemi yok. Gidin Harvard'da profesör olun gelin, yarın ilk zorlukla karşılaştığınızda gazı dökersiniz üstünüze. Ama mücadele ruhunuz olsun, dünyayı yerinden oynatırsınız diyor. Örnek olarak da ilkokul mezunu Vestel'in sahibi Nazif Zorlu ve yine ilkokul mezunu Zeki Tilikon'un sahibi Zeki Başeskoğlu'nu veriyor. Gerçekten de doğru örnekler. Üstelik Steve Jobs ve Bill Gates gibi değerlerin üniversite mezunu olmadığı şu dünyada. Ama konumuz sizi üniversiteden soğutmak değil. Çünkü elimizin altında üniversitede hem fizik hem de ekonomi bölümü okumuş Elon Musk gibi bir deha dururken. Gerçi o da master'ını yarım bırakmış ama olsun. Bu videoyu hazırlarken şunları düşündüm. Aynı yollardan ben de geçtim. Bir yetişkin gibi değil, zaman makinesiyle 10 yıl sonrasından gelen siz gibi olmaya karar verdim. Bunları yaşayıp geri dönme şansım olsa neyi farklı yapardım? Çıkış noktamız burası olsun. Ve birlikte beyin fırtınamıza başlayalım. Öncelikle yüksek puan alan arkadaşlar da düşük puan alanlarda şunu kafasına bir yazsın. Mutlu olamayacağınız meslekleri lütfen aileniz ve çevrenizin baskısıyla özellikle de para kazanma dürtüsüyle yazmayın. Neyin size göre olduğunu ve neyi yaparsanız daha şevkli hareket edeceğinizi düşünün. Kimse sadece para kazanmak için hiçbir değer katamadığı, tamamen robotlaştığı işlere her gün koşarak gidemez. İtibar suikastinin önüne geçtiysek artık neler yapabileceğimizden bahsedelim. Hayalini kurduğunuz bölümlere puanlarınız tutuyorsa bile iyi araştırın. Gideceğiniz üniversiteyle ilgili tüm yorumları okuyun. Hatta mezunların çalıştıkları yerleri bile araştırın. Kendiniz dil seçeneği katabileceğiniz yabancı dil ağırlıklı üniversiteler varsa tercihlerinizi o yönde kaydırın. Kendinize değer verip geliştirmek sizin elinizde. Bir sınavda başarılı olmanız ya da kaybetmeniz sizi sonsuza kadar o denklemin içinde tutmayacak. Yani başarı çabaladığınız sürece mümkün olacak. Şimdi istediği bölümü kazanamayan veya istediği üniversiteye giremeyecek arkadaşlardan bahsedelim. İstediğimiz bölüm 4 yıllık ve siz sadece 2 yıllığını kazanacak bir puan aldıysanız eğer çok şanslısınız. Çünkü dikey geçiş sınavı denilen olayla okulunuz bitince bölümünüzü lisansa tamamlayabilirsiniz. Üstelik bu girdiğiniz sınav YKS'den daha kolay. Sadece Türkçe ve matematik bir ağırlıklı bir sınav. Lütfen mücadele ruhunuzu burada kullanın ve araştırın. İstediğiniz bölüm tutmuyor ama güzel bir lisans tutuyorsa korkmayın. Üniversite içinde başarılı olursanız belki okuduğunuz bölümle birlikte hayalinizdeki bölümü birlikte okursunuz. Tabii bunun için gideceğiniz üniversitedeki çift anadal ve yan dal programlarını birlikte araştırmanız kesinlikle şart. İnanın bana maliye kazanıp hukuk ve ekonometri dahil 3 bölümü aynı anda okuyanını gördüm. İstediğiniz üniversite değil de çok alakasız bir yerde üniversite kazandınız. O zaman ne olacak? Burada da hayalinizdeki üniversitenin yatay geçiş şartlarını ve puanlarını takip etmeniz ve üniversitedeki notlarınızı yüksek tutmanız gerekiyor. Yani her zaman iş sizde bitiyor. Bir sınavı kaybetmeniz komple hayattan elenmeniz demek değildir. İstediğiniz puanı alamadınız ve mezuna kalma şansınız yoksa eğer daha önce bahsettiğim yöntemlerden birini lütfen tekrar okuyup uygulayın. Ama imkanınız ve zamanınız varsa mezuna kalmaktan ve daha çok çalışmaktan çekinmeyin. Zor şartlar insanı daha iyi olgunlaştırır. Erkekler için askerlik bundan dolayı var sanırım. Toparlayacak olursak karantina döneminde öncesinde ya da sonrasında yaptığınız hataların bir önemi yok. Geçmişe gidip değiştirme şansımız hiç yok. Bu yüzden elimizdeki şartları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Sınav döneminde intihar haberlerinizde üzüldük. Unutmayın. Kim ne derse desin, hiçbir sınav sizden daha değerli değildir. Ve bu ilk sınavınız olmadığı gibi son da olmayacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Konu sapıtıp gidiyor. Ben daha fazla uzatmadan dilediğiniz gibi eğitiminiz olur diyerek kapatıyorum. Hoşçakalın demeden önce şunlara da değinmek istiyorum. Üniversite sınav süreci tercihlerinizle birlikte bitmiş olacak. Nedense binlerce üniversiteyi kazanan öğrenciye rağmen az sayıda başarı hikayesine yer verilirken sağda solda yine üzücü şekilde sınavda doğru yanıtlanan branşların düşüklük oranları dolaşıyor. Her yıl olduğu gibi tabii ki. Oysa istatistik belirlerken anlamlı bir sonuç elde etmek için veriyi dibe çeken kısmı işleme dahil etmemeliyiz. Aksi halde bu sonuçlara bakarak hem ümitsizlik duygusuna kapılıyoruz hem de
durumu bu ortalamadan daha iyi olan birçok öğrenciye haksızlık etmiş oluyoruz. Demek istediğim verilerle oynamak değil kesinlikle. Esas mesele o istatistiği oluşturacak verilere sebep olan eğitim ve öğretim sürecinin kimlerin dahil edilip edilmeyeceğini belirlemektir. Diğer yandan da okumak istemeyen ve başka alanlarda yetenekleri olan birçok öğrenciye de kendilerini değersiz hissettirmek için birebir yol olan istemedikleri şeyi zorla yaptırarak üniversite sınavında elimizde patlayan bu sonuçlarla eğitim ve öğretim kalitemizi gösteren ortalama değerleri istatistik olarak dibe çekiyoruz. Yani sorun öğretmenlerde, öğrencilerde ya da sistemde değil. Sorun herkesin üniversite okumaya zorunlu tutulmasında olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle istatistiksel sonuçlara bakarak moral bozmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Dünyadaki tek mesele değil ama çok sayıda akademik başarılı öğrenciler var memleketimizde. Diğer yandan okumak istemediği halde okul okumak zorunda kalan, kendisini değersiz hisseden, yetenekleri körelen, yıllarını okul sıralarında kaybeden ve öğretmenlerine de illallah ettiren genç kardeşlerimizin ömür sermayelerinden harcadıkları zaman için içim yanıyor. Siz iyisi mi istatistiklere bakıp ümitsizliğe kapılmayın ve sınav sonucunuz ne olursa olsun hepiniz aslında çok değerlisiniz. Sistem size bunu hissettirmese bile. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar buna benzer bir videom daha vardı. Üniversite sınavının bug'ını buldum diye. Onu da izlerseniz sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında da meslekleri tanıtan bir oynatma listem var. Kariyer serisi diye. Oradan merak ettiğiniz mesleklerle ilgili profesyonellerle röportajlar yapıyorum. O bölümlerden mezun olup iş hayatına bir yerlere gelen. Aslında ünlü olmayan ama başarılı olan insanlar bunların hepsi. Temel kriter bu. Bir insanla röportaj yapmadan önce seçtiğim. O bölümde bir yerlere gelmiş, o bölümden atanmış insanları tercih ediyorum. Size ilham kaynağı olsunlar diye. O videoları da izlerseniz sizin için daha faydalı olur. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.